Evet beyler, şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Giren çıkan malları irsaliye listesine göre kontrol edeceksiniz. Gözünüzü dört açacaksınız çünkü suistimale en açık nokta burası. Tek tek sayarak teslim edeceksiniz kolileri taşımacılara. Benim titrim ne olacak? Onu bir baştan belirlersek. Burada kimsenin titri olmaz Fuat Bey. Burada herkes elinin erdiğince bu makinenin işleyişine yardımcı olur. Hadi size kolay gelsin. Eğer takıldığınız bir şey olursa Melek Hanım'a sorarsınız. Eyvallah, sağ olun. Evet. Ha. Sen hayırdır? Damat Bey'le ne alaka? Yani kimse için araya girmezdi benim bildiğim Murat ama. Murat Bey'le benim daha yukarıdan torpilim var kardeş. Ha, onu bil, ona göre mesafeni al. Vay. Aynen. Dilimizde çatallı maşallah. Eyvallah. Kimmiş o yüksek makamlar bakayım? Çiftliğin ortağından kardeş. Gülizar. Allah'ım ha? Ya hiç gideceğim yoktu. Gülizar'dan torpilisin. Şimdi çok korktum biliyor musun ya? Nesi oluyorsun sen Gülizar'a? O uzun hikaye kardeş. Sen kafanı ona takma da. Kardeş senin hikayen ne ya? Sen ne yapıyorsun? Nasıl yani? Benim yüzüm tanıdık gelmedi mi sana? Ben oyuncuyum. Ha. Sinema? Yok, televizyon. Ya işte bir başrol teklifi geldi. Böyle büyük bir çiftliğin patronu rolü. Onun için burada araştırma yapıyorum. Eyvallah. Yoksa ne işim olur benim burada? Eyvallah. BBC'de oynuyorsun galiba. Seni çıkartamadım. Kusura kalma. Hadi. Ha. Başka bir şey var mı kızım? Tamam kızım, sağ ol. Nasıl oldu hayvanın bacağı? İyi iyi, bir sıkıntı yok ya. Tamponu çıkardım, birkaç gün dinlensin, hiçbir şey kalmaz, merak etme. Aman iyi, rahatladım şimdi ya. Baba, senden bir ricam olacak. Ya temiz bir oğlan var, Gülizar'ın İzmir'den arkadaşı. Dün gece çiftliğe geldi. Başı onlar yüzünden bayağı bir derde girmiş. Gülizar da onu buraya çağırmış. Şimdi kendi bitti, arkadaşları çıktı başımıza, öyle mi? Baba uzatma işte, rica ettiler. Bir iş bulsan ona. Hı? Tamam, hallederiz. Tüh! Ben bir de Fuat gereksizine iş bulacaktım. Nasıl unuttum ben onu ya? Allah, emir de yüksek yerden geldi. Hadi oğlum bey, sen şimdi düşün bakalım sen bu heriflere ne iş verirsin? Kırık bir masalmış. Üzgün sonbaharmış. Na 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 na. Koyalım böyle bir şey? Güzel, namesiz. Ha, o da iyi, o da iyi. Ay. Ya şunu sessize al Gülü. Çalışıyoruz şurada avukat konsantre. Arıyor, avukat açmam lazım. Alo, merhaba Hüsnü Bey amca, nasılsınız? Gülizar Hanımcığım, nihayet veraset ilamı çıktı. Daha önce kararlaştırdığımız gibi açıyor muyuz davayı sepetçilere? Yani teyit için aradım. Bu dava açma işinin bir süresi var mı Hüsnü Bey amca? Anladım. Tamam, ben o zaman, ben size kararımı bildiririm. Tamam, teşekkürler. Gülü, ne oldu, yüzün düştü? Ne bu dava mava? Ay bilmiyorum ya, çok sıkıldım bu. Bu miras işlerinden çok sıkıldım artık ya. Yan önce payımı alıp gitmek istiyorum. Alacaksın tabii ya, Allah Allah. Niye almayacaksın ki? Deli misin sen? Bu iş o kadar kolay değil. Ne? Benim payımı almam için bütün buraların satılması lazım. Kıyamıyorum ki bu kadar güzelliği. Sattırma o zaman. Allah Allah. Senin payın zaten senin payın. Kimse dokunamaz ki ona. Basit yani. Niye yüzünü düşürüyorsun? Gel devam edelim. Basit ya, basit. Gel. Evet. Tamam. Al. Son, iki, üç. Kırık bir masalmış. Üzgün sonbaharmış. Sessizce ağlarmış her gece kanatsız kızlar. Pardon, böyle size artık bir isim bulalım diyorum ben. Böyle... Ay korktum ya, bu ne böyle sessiz sedasız geliyorsun, yanaşıyorsun. Bak başına bir iş gelir ha. Pardon ya, korkutmak istemedim. Güzel olmuş bu arada şarkı. Sağ ol. Ne olabilir böyle ikili bir şey de ne? Ben bize isim buldum. İkili koltuk. Sen.
Ya sen manyak mısın? Nesin sen Feta ya? İyi ki geldin ya. Sen... Ay vallahi burada böyle gülmeye hasret kalmıştım ya. Herkes bir suratsız, bir suratsız. İkili koltuk ha? Ya eğlencenizi bölmek gibi olmasın da... İstersen hazırlan, babamla tanışacaksın. Hayırlı olsun, artık bir işin var. Aa, aa süpermiş ya. Hadi. Tut şunu. Hemen hazırlanıp geliyorum ben. Seni de çiftlikten bekliyorlar. İstiyorsan gel bırakayım. Ay Fettahçım, görüyorsun değil mi? Bensiz de hiçbir şey yapamazlar. Tamam, gidelim bakalım. Yine ne buyuracakmış çiftlik ailesi? Çürümüş balkon.